8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 196 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 196-19. Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa devletleri birçok bahaneyle devletin iç işlerine müdahale etmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti, Lozan Barış Antlaşması'nda alınacak kararlarla, yeni kurulan Türk Devleti'nin iç işlerine müdahalede bulunulmasını engellemeye çalışmıştır. Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu doğrultuda alınan kararlardan biri değildir? A. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. B. Düyunlu Umumiye Teşkilatı kaldırılacaktır. C. Anadolu'daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir. D. Boğazlar, Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecektir. Cevap D. 21 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar Doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamıştır. Ayrıca taraflardan birine emperyalist güçlerce yapılacak saldırıya karşı ortak tepki verileceği, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce tarafların birbirlerine bilgi vereceği vurgulanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dostluk antlaşmasının hedeflerinden biri değildir? A. Sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır almak. B. İç politikadaki sorunları çözüme kavuşturmak. C. İşbirliğine dayalı bir yaklaşım ortaya koymak. D. Taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemek. Cevap B. 21. Maarif Kongresi 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanmıştır. Dönemin Maarif Vekili Hamdullah Supi, Tanrı Över, mecliste yaptığı konuşmada, kongreye katılacak delegeler için 2000 lira bütçe kullanıldığı, 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı, konaklama giderlerine ise karışılmadığı bilgisini vermiştir. Buna göre, I. Eğitim konusuna önem verildiği. 2. Kongrenin zor şartlar altında toplandığı. 3. Kongreye yönelik tasarruf önlemlerinin alındığı. İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Ayv 2. B. Ayv 3. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap D. 22. Milli Mücadele döneminde Antep, Urfa ve Maraş, Fransızlar ve Fransızların silahlandırdığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulunmadığı için Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye Birlikleri işgallere karşı direnmiştir. Buna göre Güney Cephesi ile ilgili. I. Bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu. 2. Kuvayi Milliye'nin işgallere son verdiği. 3. Fransızların azınlıklar ile işbirliği yaptığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 3. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. I. 2 ve 3. Cevap C. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 196 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.